değil. Bombalanan sadece Filistinli kardeşlerimiz değil. Aslında tüm İslam alemi bombalanıyor. Aslında tüm Müslümanların onuru bombalanıyor. Tüm Müslümanların hukuku bombalanıyor, nefsi bombalanıyor. Ve aslında bu bölgede var olan İslam ülkelerinin sınırları bombalanıyor. Bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zira İsrailli yetkililer bu süreçte vermiş oldukları demeçte veya kendi sözde askerlerine verdikleri morallerde kullandıkları cümleler çok açık, çok net. Çekindikleri bir durum yok. Bunun bir din savaşı olduğunu söylüyorlar. Ve Tanrı'nın emrini yerine getirdiklerini söylüyorlar. Ve Tanrı'nın emri olarak ifade ettikleri arz-ı mevdut sınırları olduğunu ifade ediyorlar ki o sınırların içerisinde bizim ülkemizin de bölgeleri var. Öyleyse biz aslında Filistin'e sahip çıkarak ülkemize sahip çıkmış oluyoruz. Sınırlarımıza sahip çıkmış oluyoruz. Bu olayların başladığı ilk günlerde Saadet Gelecek grubu olarak biz bir grup önerisi verdik. Yaşanan hadiselerin yerinde incelenmesi için bir heyet gönderilmesini teklif ettik. Ama maalesef bu çok basit, çok eften püften gerekçelerle reddedildi. Ama bir hafta sonrasında İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda böyle bir heyetin oluşturulacağı deklare edildi. Biz belli bir süre bekledik ama bu heyetin oluşturulması hususunda herhangi bir adım atılmayınca Saadet Gelecek grubu olarak inisiyatif aldık ve bugün Mısır üzerinden Gazze'ye gidecek şekilde hareket ettik, adım attık. İnşallah bugün İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Kaya Bey, Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan Bey, Denizli Milletvekilimiz Sema Hanım'la beraber Mısır üzerinden Gazze'ye gitmeyi planladık. Amacımız Filistinli kardeşlerimize yapılan yardımları artıracak nitelikte adımlar atmak ve yaşanan hadiseleri yerinde inceleyerek bir rapor oluşturmak. Gazze'yi görmemesinden gelen dünyanın dikkatini Gazze'ye çekmek ve bunun yanında özellikle başta Türk parlamentosu olmak üzere dünyadaki tüm parlamentolara bir öncülük yapmak. Çünkü biz bunu hem insani hem imani bir mesele olarak görüyoruz, hem bir milli mesele olarak görüyoruz biraz önce ifade ettiğim gibi. Biz Filistin'in yanındayız, Türkiye olarak Filistin'in yanındayız. Ama bazıları zannetmesinler ki Filistinliler bizim Müslüman kardeşlerimiz olduğu için yanlarında değiliz. Filistinliler haklı olduğu için yanlarındayız. Ve Filistin bizim açımızdan bir sınır güvenliği olduğu için yanındayız. Bu anlamda biz inşallah attığımız bu adımla tüm dünyanın dikkatini tekrar Gazze'ye çekmek ve Gazze'de yaşanan vahşeti, Gazze'de yaşanan soykırımı soğutmaya yönelik atılacak adımları mutlaka ama mutlaka tersine çevirecek bir çalışma yürütme niyetiyle yola çıktık. Bu vesileyle sizleri buraya davet etmiş olduk. Davetimize de icap ettiğinizden dolayı her birinize tekraren teşekkür ediyoruz. Mesut Bey, bir sorumuz olsun. Öyle bitirelim. Türkiye'den ilk resmi ve üst düzey ziyaret Saadet Gelecek grubu olarak yapıyorsunuz. Buna ilişkin gerek iktidara gerekse Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin bir şeyler söyler misiniz? Yani aslında yapmış olduğumuz açıklamanın içerisinde de ifade ettim. Biz isterdik ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde tüm siyasi partilerden temsilcilerin olduğu bir katılımla gidelim. Böyle bir teklifte bulunduk ama bu teklif iktidar partisi tarafından reddedildi. Sonrasında iktidar böyle bir heyetin oluşturulacağını ifade ettiği halde bu noktada adım atmadı. Biz öncülük etme niyetiyle böyle bir adım attık. Dış işlerimizi bilgilendirdik. Büyük elçilerimizi bilgilendirdik. İnşallah ifade ettiğiniz noktanın gerçekleşmesi için bizim attığımız bu adım bir öncü olur. Evet, teşekkür ediyorum. Fotoğraf alalım.
alabilir miyiz acaba? Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.